takım savaşı başlatabilecek Rakan kaldı diye biliyorum. Onun dışında bir şey kalmadı. Her şeyi banladılar. Yani Ahri ve Volibear'ın önden gitmesiyle Rakan arkadan kapatabilip o takım savaşını Diego'nun istediği reset'i verebilirler bence. Ya ben iki seçim yasaklamayı da çok beğendim. Tek Yani sıkıntı bence Galacticos tarafında, yani savaşı başlatan taraf onlar olmak zorunda evet, sanki. o resetleri alınamazsa işler çok sıkıntı. Yani Aphelios'a ulaşılması lazım bence. Diğer türlü, ama burada Talia E'si de çok büyük. Yani Rakan'ı Talia orman mı değiştirmediler hala? bozabiliyorsunuz. 20 20. Ha, tamamdır. 20'den sonra değiştiremiyor. Evet. Son 20. Ne oluyor falan. Öyle olsa Ölürüz. Farklı şeyler izleyebilirdik. Son farklı şeyler konuşabilirdik. Bir kafamda soru işareti yarattı. Johnny mutlu olurdu ama Johnny'yi mutlu etmediler. Black Sparse ikilisi daha iyi bir geri dönüş yapacaklar. Daha fazla altında. Ama izin vermeyecek ki burada MXA ve Rapast ikilisi deneyecekler bakalım. O hayatını kullandı Black. Doğrudan rakibin üzerine gidiyor. İyi bir zarif uçuşu arka tarafta yakaladı ama havada olan bir değil. Greypass var. Oo, Black de sıçrayı atıyor. Greypass skorunu alacak. Black sıçrama hayatını kullanıp doğrudan Smolder'ın üzerine gitti. Düşürmeyi başardı. İlk kanda alt koridoru 2-2'de alıyor Darkfest ekibi. İyi oyun geldi. İki bekitle kontrol uygulamak adına. Agresif de atabilirsiniz ama aynı sayfada olamadı. O yalnız üst koridorda ultilerin aktifleştirildiğini görüyoruz. Luana! Benim ultim daha güçlü dercesine. Rakibini aldı. Renekton kapatacak. Lee Sin yine bir pozisyonda birilerini yakalayabilir. Görevlerde net öncelik var gözüküyor. Net öncelik var gibi gözüküyor Darkfest işte. Aslında yani bir Volibear'ın en çok sevdiği takas paterni hop yakaladılar. Yakalanan bir isim daha var burada. Çok da yapabileceği bir şey yok. Tüm ayın. Gittim. Zaten yaklaşık 2,5 dakikadır orada geziniyordu Dark Passage. Lennon burayı fazla istedi. Işınlanı var mı diye bakıyorum. Işınlanı var tabii Luana'nın. Yani bu takaslar işine yarıyor aslında. Şimdi 2100 altında geri döndü. Yani belli bir standardı yakaladı. Bu maçta da gayet iyi bir başlangıç. Takım arkadaşları tabii biraz burada yardımcı oluyor ama nişancı nihayetinde. O fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Bu maçta da en önemli oyuncu konumunda. Takımının aslında odak noktası. Dark Passage alametli orta koridoru kullanacak. Orta koridor ilk kulesini istiyorlar. Kireas da yakında bindi. Yalnız Rakan burada ultisinde aktif değiştirdi. Seri cazıbeyle beraber iki kişi kışkırttı. Arka taraftan gelen bir Smolder ultisi var. Ama arkada yakalanan bir Tümay var. Viego bir Orn misali arkadan geldi ama çok kolay düştü. Dark Passage ikinci kuleye de vurdurtacak o alameti. Benim gibi alamet kullanımı bir anda 5 oldular orta koridor ikinci kulesinde. Dün bunu Mise'ye karşı yapmışlardı. Evet. Yani orada biraz daha farklı bir şekilde gelişmişti olaylar. Nasıl gelişmişti? Misa birazcık Zeri'ye fazla kaynak verme kaygısıyla beraber. Johnny dakika 16 lafını balla kesiyorum. Dakika 16 hani 16 diye inhibitör almadılar. Evet. Alsalar alırlardı. Pozisyondan şimdi haberdar olacaklar. İyi bir örgütü var geldi. Çamaladan ayartıyor. Çok iyi gelse de Rel'den kitle kontrol çok iyi geldi ama Smolder ultisi bir anda düşürdüler bile. Galactico çok fazla hasar alsa da rakip taşıyıcıyı düşürmeyi başardı. Kireas'tan çok iyi bir ulti geldi. İkinci skoru da alacak. Sparz arka tarafı tanklamaya devam ediyor. Günün sonunda 2-2 bir değişim. 2 skor Kireas'a giderken Galacticos da en azından nefes almak için 2 skor almayı başardı. Değil armut toplamıyor. Her ne kadar zorlukları olsa da. O Umut'un üzerine doğru gidiyor Lennon. İyi de hasar verdi. Yalnız Umut kalkanı şimdi kazanınca işleri değiştirebilirim diye bakıyorum. Lennon'un hasarı yetecek mi? Son düz vuruş yeterli. Bir skor daha Galactico sahnesine yazıldı. Bana mesela birisi gelse insan dese ben alınmam. Ama niye insan diyorsun diye sorgularsın beni. Hayvan mıyım? Neden insanım diye sorguluyor. Yani, merhaba insan. Ne demek istiyorsun ya? Estağfurullah. Ama yani merhaba hop, insan. Baron. Onu ne dersin? Barona, bana Baron deseler şaşırırım ama Dark Passage Baron olursa şaşırmam. Bu arada Galacticos önce biz bu insan konusunu konuşurken daha ejderini aldı. En azından cepten bir şey çıkartacaklar. Sparz, MXA ve Greypast'ı burada karşılıyor. MXA'yı sabitledi, Baron'u aldı. Luana doğrudan dipten çıkınca Greypast hemen MXA ile beraber. Şu ana kadar Galacticos iyi tutuyor Baron güçlendirmeli minyonları alt koridor kulesinin etrafında. Yalnız Tümay'dan agresif bir oynamam. Yan tarafı görüyordu. Smolder ultisini kullandı. Doğrudan Blay'a yönelecek ama Viego düştü. Örgü duvar ve Umut da hemen o ay yerine intikal etti. Ama Tümay... Tümay'la birebir yaparken bir anda Çaman'a yöneldi. Şimdi 4 kişi birden Dark Passage orta koridorun ekitörünü istiyor. Dakika 24. Galacticos'un burada çok verebileceği bir jump var mı diye bakıyorum. Çaman'a şöyle bir ayartan öpücük açısı aradı ama devam etmeyecek. Oldu da
Artı sayılır bir. Savaryan sıçra ayaklarını bücük tutmadı yalnız. Muazzam bir manyetik fırtına elden Spars. İki kişiyi, hatta üç kişiyi birden kitle kontrole soktu. Dakika 24, 2'de 2 yapan bir de Black var. Net bir oyun. Yine güzel bir el kombosu. İzletti bize Dark Passage, Galacticos'un son karşılaşması. Onların da son galibiyet olmadı maalesef. Dark Milyonları Passage'la... tutuyor MX'i ve... galiba vakit kazandı. Diğer tarafta ne oluyor? Tümay üstte. Yok, yetmeyecek. Nexus kulelerini vuracaklar. Tutabileceklerini zannetmiyorum diyorum. Okey. Tamam. İlk Nexus kulesi düştü. Black de Tümay'ı dürtüyor. Rakip üstte. Bir ses dalgası daha. İkinci Nexus da düşecek. Nexus kulesi de düşecek. Dakika 25'te Dark Passage. Galacticos'u yenmeyi başarıyor. Smolder'dan bir ulti kullanım geldi ama... çok bir skor geldi. Söylemedi. Diye bakıyor mu ya? Heyecanlandırmadı bile bizi.